Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere abi böyle piyasada en ucuz ve hani güvenebileceğimiz bir tablet inceler misin diye çok sorusu geliyordu ve soracağım Webtekno'dan. O tarz bir tablet inceleyelim dedik ve Olidata WB7 isimli tableti inceleyeceğiz. Kutusu o kadar uzun ki bunun buraya böyle sığmadı benim şeye. Hani şöyle de hatta şöyle yan yatır diyorlar ya bir şey olunca işte yan yatırdık. Şöyle açalım. Tabii talihsiz bir şekilde pembe geldi bize. Yani lan hani paramızla rezil oluyor derler ya. Ama tabii ki de teknoloji sadece erkekler için değil. Saçma sapan da şeyler demeyeceğim. Garanti belgesi falan çıkıyor. İşte içinden adaptörüydü. Arayışlı kablosu, 2.0 USB kablosu ve OTG kablosu çıkıyor. Şunları şöyle toplayıp atalım. Şimdi tablet şöyle biraz bakalım derseniz tipine aslında ezbere tablet oluyorlar ya bunlar. Home tuşu var. Bir de ekstradan power tuşu var. Ses açma kapama gördüğünüz gibi yok. Ben ona çok şaşırdım. Deneyeceğiz. Büyük ihtimalle değil yok yani. Nasıl açacağız onu da bilmiyorum. Herhalde elimizle kolumuzu açacağız. USB 2.0 giriş var. İşte 3.5 mm jack var. Mikrofon var. İki tane vide var burada. Dış monte yaparsınız diye. SD kart girişi var. Şöyle göstereyim. Pembe parıl parıl parlıyor ya. İyi miydi? Para 150 liralık bir tablet bu arada. Hani çok da hani şey yapmayacağım tablete. Adamlar 150 liraya satıyor bunu sonuçta. Biliyorsunuz bazıları da diyor ki işte sitemize girin 1000 liralık tablet ama işte televizyon alırsanız 150 lira. İsim vermeyeceğim. Siz biliyorsunuz kimi kastettiğimi. En azından dürüstler. Şöyle başka da bir tuşumuş yok. Dediğim gibi ses açma kapama tuşu da yok. Ama hani 150 liralık bir tablet için iyi mi dersiniz? Yani 150 lira demek internete girer. Oyun da oynanıyor. Şimdi göstereceğim zaten. Bir Antutu testi yapalım. Sonra işte ağırlıklarına falan bakacağız. Ağırlıkları değil, ağırlığına bakacağız. Şöyle bir Antutu'ya girelim. Teste bakalım. 15.515 verdi ve ha ha diye güldü. Antutu puanına göre düşük çıkıyor tabii doğal olarak. 150 liralık tabletten bahsediyor. 150 ve 180 lira arasında piyasada değişiyor. Fiyat biz bakarken, alırken baktık daha doğrusu. O aralarda oynuyor. Hani kazık yerim, yemem ya da güvenli site, güvenmediğim site falan diyorsanız da 159 ile 180 lira arasında bir farkınız var, onu da söyleyeyim. Tablette genellikle puanlar zaten düşük çıkar telefonlara göre Antutu'da. Hani TBS tanıtımı da yaptık burada. Ona da bakarsınız puanla, kıyaslarsınız kendi kafanızda. 15.515 bence fena bir rakam değil. 8 GB bir hafızası var bu arada cihazın. 1 GB RAM'i var. Zaten Antutu'ya girdik yazıyor burada da. Hatta şöyle göstereyim, okuyarak diyeyim. Dual Core ARM versiyon 7 prosesör yani işlemci var. Mali 400 var. Mali 400'ü biliyorsunuz hani telefonlarda bile bu ara konuluyor. Yani bu fiyata Mali 400 ekran kartı almak iyi bir şey. Öyle söyleyeyim ben size. İşte kamerası 2 megapiksel. Zaten bu paraya fazla. 0.3 megapiksel VGA var. Şimdi hani bir tablet daha incelemiştim ben. Hatta sonra yayından kaldırmak zorunda kaldık. Dediniz ya hani diyeceksiniz daha doğrusu bu videoyu izledikten sonra izlerken ya da ulan o tableti böyle işte itin içine soktum bunu niye düzgün konuşuyorsun? Şimdi neden düzgün konuşuyorum? Bu tablet 150 liralık tablet ve 150 liraya satılıyor. Hani bu tablette zaten 150 lira verdiğim şeyden farklı fazla bir şey bekleyemem ama o tablette yok işte 1000 lira yazdık internet sitemize. Ama işte ilk arayan şu kadar kişiye bilmem kaç lira 150 lira yine o da. Ama pazarlama şekli yanlış olduğu için itin içine sokarım tabii. O muhabbet o değil yani bunlar en azından dürüst. Şöyle bir şey de var hani bunu zaten en ucuzda en alınabilir tablet olarak gördüğümüz için tanıttık. Yoksa hani ben de bilirim Çin'den sipariş vermeyi. Getireyim al, piyasaya en ucuz tablet deyip söyleyemeyeceğim için. Yani legal yolda satılan en ucuzundan bu. Bunu aldık, bunu tanıtıyoruz. Ağırlığına bakalım. Ağır bir tablet. Çünkü hani alüminyumdan kaçmamışlar. Cayır cayır. 325 gram. 350 gram olsun mu diye sorusu geliyor insanın. Yapıyorlar ya 500'e tamamlayayım mı diye. Şimdi bir oyun testi yapalım. Oyuna başlamadan önce bu arada söylemeyi unuttum. 2500 mAh pil var içinde. Hani pili ona göre hesaplarsınız kafanızda. Şöyle bakayım 184 bir batarya seviyesi var şu an. Wi-Fi açık. Oyunumuz her zamanki gibi bunun oyundan gına geldi. Asphalt 8. Yemin ederim ezberledi bakayım. Asphalt 8'in eminim sahibi bu kadar oynamıyordu benim gibi. Ondan sonra gına geldi artık. 25.6 santigrat derece. Aklınızı tutun. Ben bazen unutuyorum. Şarj %84. Altını çize çize söylüyoruz. Şöyle bir 15 dakika oyun oynayacağım. Şöyle saatle şuraya koydum. Şöyle 15 dakika başlıyoruz. Evet 15 dakika oldu.
Şöyle bir bakalım şarjı yüzde kaça düşmüş. Kader anı deyip. Şöyle aşağıdan fıydırabiliyorsunuz. %75'e indi. Yani 9 oluyor. İyi, kötü değil. Yani 10-12 falan normaldi zaten. Şöyle bakalım. 30.8. Fazla da ısınmamış. Niye ısınmamış lan bu? Alüminyum bir arkası herhalde ondan ısınmamış. Ya dediğimiz gibi hani işte ucuz ve en ucuz alınabilecek tabletlerden bir tanesi. Biz bununla karar kıldık da keşke pembesini almasaydık. Para ziyan oldu ya. Şimdi bir de desibelini falan ölçelim. Ondan sonra yeter herhalde. Evet, SAR değerinden bahsetmedik. Çünkü SAR değerine hiçbir yerde ulaşamadık. Ama hani aklınızda bulunsun, bir televizyonun da bir SAR değeri vardır. Tabletlerin de bir SAR değeri vardır. Öyle bir sorular çok geliyor. Hani tabletin var mıdır SAR değeri? Evet vardır. Vallahi ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi en ucuz ve hani bu paraya bu kadar olabilecek bir tablet. Fiyat performans açısından da bence iyi bir tablet inceledik. Bir sesine bakalım. Hani ses açma kapama yok. Onu da nasıl bakacaksak anasını satayım. Bir şuradan ben sesine bakayım onun. Evet, 88.9 desibel çıktı ama sesi nasıl açıyor, nasıl kapatıyoruz? İnanın hiçbir fikrim yok. Hakikaten yok ya. Neyse. Resim konusuna değinmedim. Fotoğraf kalitesini zaten hani çok iyi bir şey olmasını beklemeyin. Şimdi zaten geçecektir. Bu arada ekranı yatay yaparsanız da ses açma kapama tuşu geliyor buraya. Dediğim gibi yorumlara söylüyorsun abi niye hiç tablet kırmıyorsunuz, niye tablet kırmıyorsunuz diye. Durduk yere tablet kırmıyoruz biz. Ha, kırdık. Zaten pembeydi. Evet, bizi Webtekno Facebook adresine, Webtekno Twitter adresine ve Webtekno TV YouTube kanalına abone olarak takip edebilirsiniz. Göreve gelmesinin sebebi 240 kare çekecektik. Işığa ihtiyacımız vardı biraz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Zorla kırdırdınız ya tableti.